Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemattan okumaya inşallah devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümde üstad bir selam ile, yani hamdele diyebileceğimiz Allahu Teala'ya şükür ile başladı. Bu bölümde de onun devamını, yani salveleyi, salavatı okuyacağız. Tabii bu muhakematın daha girişinin girişi, öyle diyelim. Ne diyor salavat getirirken? Salavat-ı bi nihaye ol serveri kainat ve fahr-ı aleme hediye olsun ki alem enva ve ecnasıyla onun risaletine şehadet ve mucizelerine delalet ve hazineyi gayiptan getirdiği meta-ı aliye dellallık ediyor. Salavat-ı bi nihaye, nihayeti olmayan, sayısı, sınırı, sonu olmayan salavat, sürekli devam eden salavat, ol serveri kainat ve fahri alem, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olsun ki, o bütün sınırsız salavatlar, alem enva, türleri, hani nevleri, ve ecnasıyla, cinsleriyle, onun risaletine şehadet ve mucizelerine delalet, mucizelerine delil olurlar. Ve hazineyi gaybtan, gayb hazinesinden görmediğimiz, göremeyeceğimiz o hazineden getirdiği meta-ı aliye, o yüce kıymete, değere, yani işte o vahye, o Kur'an'a dellallık ediyor. Nasıl dellallık ediyor? Şimdi aslında bunu biraz açacak. Yani nasıl diyelim? Bu salavatı da başta özetledi. Şimdi o türler, o cinsler nasıl Peygamber Efendimizin peygamberliğine, risaletine şahitlik ediyor? Nasıl onun getirdiği Kur'an'a dellallık ediyor, ilan ediyorlar? İşte bu hak olan Kur'an'ı bu peygamber aleyhissalatü vesselam getirmiştir diye. Bunu nasıl söylüyorlar? Bunu açacak şimdi. Güya aleme teşrif ettiğinden her bir nev kendi lisanı mahsusuyla alkışladığı gibi Sultan-ı Ezel zemin ve asumanın evtarını intak edip her bir tel başka lisan ile mucizatının nagamatını inşaat etmekle o sadayı şirin bu kubbe-i minada ilelebet tanînendaz etmiştir. Tekrar başa dönmemiz gerekiyor. Çünkü arada bazı kelimeler var. Her bir nev, her bir tür. Bunların her biri Peygamber Efendimizin aleme teşrif etmesiyle kendi lisanı mahsusuyla, kendine has diliyle, yani bu kendine has dili derken kuşların ötmesi filan, bu değil sadece. Kendine has özellikleriyle, İşte ağacın meyve vermesi onun kendine mahsus dili. İşte ineğin süt vermesi onun kendine mahsus dili. İşte tavuğun yumurta yapması, arının işte arıya bal yaptırılması vesaire. Bütün bunlar onların kendine has dilleri. Evet, onlar o özellikleriyle Peygamber Efendimizin bu aleme teşrifini alkışlıyorlar. Tabii yine o çıkardıkları sesleri de anlayacağız veya onlara çıkartılan sesler, işte ağaçların rüzgarla işte ses, yapraklarının ses çıkartması vesaire veya denizin dalgasıyla ses çıkartması, işte göğün gürültü, gök gürültüsü vesaire. Bunları da anlayacağız. Evet, onlar o kendilerine mahsus dilleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu aleme gelişini alkışlıyorlar. Sultan-ı Ezel, ezelden beri hükmeden Allah, zemin ve asumanın, şu zeminin ve asuman göğün evtarını, daha çok saz telleri için kullanılıyor. Saz telleri, hani ses çıkaran teller. İntak edip, konuşturup, nutka getirip, her bir tel başka lisan ile, başka bir dil ile, hani İngilizce diyoruz, Fransızca, Farsça falan diyoruz ya, Arapça diyoruz, bunların her biri başka dil. Aynı bu şekilde de şu kainat aleminde ne kadar ses ve ses çıkaran varsa onların her biri bir tel gibidir de Allahu Teala o telleri konuşturuyor. O tellerden ses çıkartıyor. İşte
Onların her birinin kendine has dilleriyle mucizatının nagamatını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği mucizelerinin seslerini, ama nagamat derken rastgele ses değil, tabi namelerini, güzel seslerini inşaat etmek, seçtiği kelimeleri böyle kulağa hoş gelecek şekilde tatlı, latif bir surette seçiyor. Yoksa mesela şöyle diyebilirdi. Bütün o ses veren varlıkları seslendirerek veya onlara ses çıkartarak falan diyebilirdi. Ama işte namat diyor, inşaat etmek diyor. Seslendirtmekle güzelce. O sada-i şirin, o tatlı ses, o varlıklara çıkarttığı, onların kendine has dilleriyle söylettirdiği o tatlı ses, bu kubbe-i minada, bu gökyüzünde ilelebet daima kıyamete kadar taninendaz etmiştir. Tanin zaten tınlamadan geliyor. Taninendaz da tınlamak, çınlamak demek. Evet, çınlamıştır, tınlamıştır. Ney? Şimdi onu açacak dedik ya. Güya Asuman, yani şu gökyüzü, kendi Miraç. Bakın hangi diller o diller? Şimdi o dilleri açıyor. Miraç diliyle. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a nereye gitti Miraç'ta? Göklere gitti, gökleri geçti. Dolayısıyla gökler, gökyüzü, 7 kat gök, Peygamber Efendimizin Miraç'ta işte kendilerine uğramasıyla, işte kendilerini geçmesiyle, o mucizelerini tatlı sesiyle alkışlıyor, söylüyor. Melek derken de sadece Cebrail Aleyhisselam değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olan, alaka kurmuş olan, bir şekilde gelmiş olan bütün melekler. Evet, o melekler de alkışlıyorlar ve kamer, ayın yarılması diyor ya, vanşakkal kamer, ayın yarılması da o ayın bir konuşması, o ayın bir namesini inşaat etmesi, sesini söylemesi, bir alkışlaması. Evet, kamerin elsine-i semavisiyle, semavi dilleriyle, onların hepsi gökte ya, İşte o melekler gökte, o gökler zaten. Bir de ay filan diyor. Bunların hepsi kendine has işte o semavi dilleriyle risaletini tebrik. Peygamber Efendimizin peygamberliğini tebrik ediyorlar. Ve zemin kendi hacer ve şecer ve hayvanın dilleriyle. Hacer, şecer. Şimdi hacer dediği ne? Peygamber Efendimizin mesela eline aldığı taşların tesbih etmesi, ki bunu, bu mucizelerin hepsini biz 19. mektupta, yani Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde okuyoruz. İşte o taşların tesbihiyle, elinde tesbih etmesiyle veya şecer dediği ağaçlarla ilgili birçok mucizesi var. Nedir? Ağacı çağırdığı zaman yanına geliyor mesela. Veya kuru hurma ağacı, kuru hurma kütüğü kendisinden ayrıldı diye, hani minbere geçti de ayrıldı diye ağlıyor, inliyor mesela. Veya ağaç ona gölge yapıyor. Böyle mucizeler var ya, işte o mucizelerle ve hayvanın dilleriyle, devenin işte Peygamber Efendimizle konuşması gibi mesela. O hayvanın dilleriyle mucizelerine senahan övüyorlar. İşte o mucizelerle. Ve cevvi feza, yani şu kocaman uzay, kendi cin ve bulutlarının işaratıyla, yani gökyüzünden işte haber çalmaya çalışan cinlerin işte taşlanmasıyla, kovulmasıyla, ki ayet-i kerimede okuyoruz. Ve bulutların işte gökyüzünden Peygamber Efendimiz'i gölgelemesiyle, değil mi? Bunların işaretiyle nübüvvetine beşaret ve sayeban. Yani sanki bunlar Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini bu şekilde müjdeliyorlar ve bulutlar o şekilde sanki Peygamber Efendimizin mucizelerine de gölgelik yapıyorlar. Ve zamanı mazi, enbiya ve kütüp ve kahinlerin rumuz ve telvihatıyla o şems-i hakikatin fecr-i sadıkını göstererek müjdeci ve zamanı hal, yani asr-ı saadet lisan-ı haliyle tabiat-ı Arap'taki inkılab-ı azimin ve bedeviyet-i sırftan medeniyet-i mahzanın defaten tevellüdünü şahit göstererek nübüvvetini ispat. Evet, burada da birçok mucizeyi ne yapmış oldu? Bir cümleye sıkıştırdı. Peygamberler haber veriyorlar. Diyorlar ki işte
benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek için geldim diyorlar. Mesela Hazreti İsa diyor. Yine Hazreti Musa ve diğer peygamberler. Tevrat, İncil, Zebur veya Suhuf ya sahifeler. Kahinler ise sembolik anlatımlar ile kinayeli anlatımlar ki bunlara geleceğiz. Mesela omuzu geniş denildiği zaman bu bir remizdir. O adamın güçlü olduğunu anlatır. Veya telvihat. Telvihat da aynı şekilde. Telvihat. O da üstü kapalı gelecekten haber vermeler. Kinayeli haber vermeler. Bu telvihatla ilgili inşallah ileride çok detaylı konular gelecek. Mesela onun mutfağında çok odun yanar derken burada başka bir şey anlatılıyor. Nedir? İşte onun çok yemek pişirdiğini, çok cömert olduğu veya çok misafir ağırladığı anlatılıyor. İşte o ifadeye yani mutfağında çok odun yanar ifadesine telvih deniyor. Tabii biz buradan o kahinlerin dolaylı anlatımlarını, dolaylı mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden haber veren Hatif, Şık gibi birçok kahinden söz edilir. Bu kahinler Kureyş'i yüceltecek birisinden bahsederler. Ama isim vermezler. İsim vermezler. Onun tam özelliğini anlatmazlar bilebildikleri kadarıyla. Onların o telvihatıyla, o şemsi hakikatin, o hakikat güneşinin fecr-i sadıkını, şimdi fecr-i sadık burada çok orijinal bir ifade bu. Hani güneşin iki tane doğuş alameti var. Bir fecr-i kazip var, bir de fecr-i sadık var. Fecr-i sadığa biz şafak vakti diyoruz. Yani güneşin artık doğduğunun kesin belli olduğu vakti diyoruz. Fecr-i sadık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve zamanı hal yani asr-ı saadet lisanı haliyle o asır ki saadet asrı lisanı hal sanki konuşuyor. Neyle konuşuyor? Bakın burada bir örnek veriyor. Tabiatı Arap'taki yani Arap'ın mizacındaki Arapların huyu yapısındaki inkılab-ı azimin o büyük dönüşümün hani işte daha önceki Ömer, sonraki Ömer deriz ya ve bedeviyeti sırftan, tam bedevilikten, medeniyeti mahza, tam medeniyet, mahza da sırf demek, tam bedevilikten tam medeniliğe defaten bir anda yani bir iman etme ile, bir işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma ile, imtisal ile defaten tevellüdünü şahit göstererek, yani bedevilikten medeniliğe bir anda geçişin meydana gelişini şahit göstererek nübüvvetini ispat ediyorlar. Peygamberliğini ispat ediyorlar. Ve zamanı müstakbel kendi vukuat ve fünununun etvarı müdakkikanesiyle onun mevkibi ikbalini istikbal ve lisan-ı hakimane ile irşadatına teşekkür, nev-i beşer kendi muhakkikleriyle bahusus hatibi beliği ki şems gibi kendi kendine bürhan olan Muhammed'in aleyhissalatü vesselam lisanı fasihanesiyle haktan geldiğini ilan. Şimdi zamanı müstakbel hani zamanı mazi dediği o peygamberlerin geçmiş enbiyanın olduğu zaman. Zamanı hazır dediği asr-ı saadet. Zamanı müstakbel ise asr-ı saadetten sonrası. Bugünler ve gelecek. Kendi vukuatlarıyla işte Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam verdiği işte müjdelerle İstanbul fethedilecek, işte şurada şu olacak gibi o vakalarla ve fünununun etvar-ı müdakkikanesiyle, fünun fenlerinin, bilimlerinin etvar-ı müdakkikane o ince hassas araştırmalarıyla onun mevkii bir ikbalini, işte o beklenen, arzu edilen gelişini, o yüce makamını istikbal karşılamış oluyorlar. Ve lisan-ı hakimane ile, hikmetli diller ile Ya Resulallah sadakte, sen doğru söylemişsin. Yani bu günahlar insanı mahvedermiş, sen doğru söylemişsin. Ya bu Kur'an'a uymak, güzel ahlak, bütün bunlar insanı aziz edermiş, sen doğru söylemişsin gibi o hikmetli lisanlar ile veya her bir bilimde mütehassıs olan,
ister matematikçi olsun, ister biyolog olsun, ister tabip olsun. Bunların hepsi kendi işte o bilimlerinin hikmetli dilleriyle irşadatına teşekkür ediyorlar. Peygamber Efendimizin irşadına teşekkür. Nev-i beşer kendi muhakkikleriyle, bu sefer insanlığın geneli tamamı muhakkik derken hakikati araştıran alimler, İmam-ı Şafiiler, İmam-ı Azamlar değil mi? İşte veya Mevlana'lar gibi o büyük muhakkiklerle tahkik edici, hakikati ortaya çıkaran alimlerle bahusus özellikle de Hatib-i Beli en belagatli hatip olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki kendisi kendisine delil oluyor. Lisan-ı fasihanesiyle, o fasih, açık, akıcı diliyle, o belî diliyle, o etkileyici, çekici diliyle, o tane tane anlattığı diliyle, o her sözünün hak, hakikat olduğu diliyle, haktan geldiğini ilan, evet, haktan geldiğini ilan ediyor. Ondan daha doğru sözlü gelmemiştir, gelmeyecektir. İşte o sözüyle, doğruluğuyla ilan ediyor. Ve Zat-ı Zülcelal, Allahu Teala kendi Kur'an'ının lisan-ı beliganesiyle, o belagatlı diliyle hiç kimsenin bir ayetinin benzerini yapamayacağı bir belagatının diliyle, ol Nebi-i Ümmi'nin, evet okuma bilmeyen, yazma bilmeyen, kitaptan okuyamayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ferman risaletini kıraat ediyorlar ve oluyorlar. Bu mucizelerin hepsi, bu mucizeleri okuyanlar, söyleyenler aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delil oluyorlar. Evet, burada bir beyitle bitiriyor Salveleyi. Cümle şirani cihan beste-i in silsile ent rûb-e zahîle sen bi kuselet in silsilera. Cihanın bütün aslanlarının bağlandıkları bir zinciri hileci bir tilkinin koparmasına imkan var mıdır? Salveleyi de salavatı da bu şekilde bitirdik. İnşallah gelecek bölümde muhakemata devam edeceğiz. Başlayacağız. Öyle umuyoruz, öyle diliyoruz. Ve bu şekilde hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.